Beliniz ve sırtınızda ciddi ağrılarınız varsa sakın doktora gitmeyi ihmal etmeyin ve evde bile olsanız maske takmayı da. Çünkü korona olabilirsiniz. Çünkü COVID-19'un fark edilmesinde öne çıkmayan belirtilerden biri de bel ve sırt ağrısı. Tıp dilinde lumbalji hastalığının kalıcı hasar bırakmaması için yapılması gerekenlerse şimdi haberimizde. Ağrılarım bel tarafında oluyordu. Eğer ağrınız varsa ve şüpheniz de varsa lütfen hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun. Öncelikle COVID-19 testinizi yaptırın. Koronavirüslü hastalarda görülen bel ağrıları, yani tıbbi adıyla lumbalji, hastalığın kalıcı hasar bırakmaması için önlem alınması şart. Ağrılarım bel tarafında oluyordu. O zaman daha bacağıma vurmuyordu. Ama Covid'den sonra, işe başladıktan sonra yavaş yavaş bacağıma doğru inmeye başladı ağrılarım. Virüsün arttığı bu dönemde en ufak bir ağrı için bile bir kez daha düşünmek lazım ve hemen uzmanına başvurmak gerekiyor. Çünkü en ufak bir ağrı COVID-19'un belirtisi olabilir. Normal şartlarda, hani COVID-19 olmasa ağrılı durumlarda şunu deriz. Yani 2-3 gün kendinizi dinleyin, istirahat edin, işte ağrı kesici kullanın gibi tavsiyelerimiz olurdu. Ama COVID-19 bizim bu parametrelerimizi değiştirdi. Şimdi eğer ağrınız varsa ve şüpheniz de varsa lütfen hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun. Öncelikle COVID-19 testinizi yaptırın. COVID-19 tablosu kesinleşmiş hastaların neredeyse %50'ye yakınında bel ağrısı görülebiliyor. Bu ağrılara sırt ve omuz kuşu ağrıları da eklenebiliyor. Ağrılar bir süre sonra tüm vücuda yayılıyor ve beraberinde yorgunluk, halsizlik eşlik ediyor. Virüsten sonra ağrılarım şiddetlendi. Biraz dayandım ama ondan sonra hastaneye başvurmak zorunda kaldım. Özellikle sırt ve bel bölgesinde, tabii baş ağrısı da sık oluyor ama baş ağrısı genellikle geçici oluyor ama sırt ve bel ağrısı kalıcı olabiliyor. Uzmanlara göre virüsü atlattıktan sonra fizik tedavi şart. Sırt ve bel ağrısı varsa ilk önce COVID-19 olup olmadığı taranmalı, sonrasında fizik tedaviye başvurmalı. Fizik tedavinin beni %60 iyileştirebildiğini söyleyebilirim. Bir de ya.